Merhaba ShiftLightNet izleyenleri. Bu videomuzda en yeni ekran teknolojilerinden Quantum Dot Display'i sizlere açıklayacağız. Rakiplerine göre avantajlarını en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Günümüzde bir televizyon alacağınız zaman pek çok ekran teknolojisiyle karşılaşıyorsunuz. OLED, IPS sadece bunlardan biri. Peki Samsung'un en son teknolojisi Quantum Dot Display nedir? Dilerseniz Quantum Dot Display'in ne olduğuyla beraber teknolojisine giriş yapalım. Quantum Dot Display teknolojisinin çıkış kaynağı adından da anlaşılacağı gibi kuantum noktacıkları. Samsung'un 2001 yılında geliştirmeye başladığı Quantum Dot ekran teknolojisi saç telinden 20.000 kat küçük yarı iletken kuantum noktacıklarından oluşuyor. Yeşil panel için 3 nanometre, kırmızı panel için de 7 nanometreden imal edilen kuantum noktacıklarından oluşturulan ince kırmızı ve yeşil paneller mavi arka aydınlatma ışığı ile beraber tepkimeye girerek gerçek beyaz rengini bizlere sunuyor. Gerçek renge en yakın renkleri bizlere sunan Quantum Dot ekranlar ayrıca 10 bit panel ile beraber 1 milyar renk bizlere sunabiliyor. Quantum Dot Display'in en önemli noktası 1 milyarlık renk skalası ve 1000 nit değerindeki parlaklığı. Bu parlaklık değerlerinde pek rakip bulunmuyor. SUHD TV'lerde gerçekten bu parlaklık değeriyle beraber renk skalasının genişliği özel HDR10 destekli görüntülerde kendini belli ediyor ekranda gördüğünüz gibi. Günümüz televizyonlarında kaliteyi artıran en büyük etmenlerin başında kullanılan panelin cinsi, renk kalitesi ve parlaklık geliyor. 1 milyar renk gösterebilen Quantum Dot ekranda izlediğiniz bir filmde gölgede kalmış, ıslak bir ağaç üzerinde yürüyen karıncayı net bir şekilde görebilirsiniz. Yani izleyiciler Quantum Dot ekran ile karanlık ya da tam tersi aydınlık çekimlerde zengin renk skalası ve yüksek parlaklık değerleri sayesinde detay kaybı yaşamıyor. 8 bit panele sahip günümüz televizyonları kullanıcılarına 16 milyon renk sunarken Quantum Dot ekranlı SUHD TV'ler 1 milyar renk bizlere sunabiliyor. 1 milyar rengin önemini anladık. Şimdi bir diğer önemli kriter HDR desteği. Biliyorsunuz fotoğraf makinelerinde ve akıllı telefonlarla çektiğimiz fotoğraflarda HDR yani High Dynamic Range takısını sıklıkla duyuyoruz. Peki HDR nedir? Çok kısa bir şekilde şöyle özetleyebiliriz. Güneşli bir alanı ya da güneşi çekmek istiyorsunuz. Güneşe netlerseniz etrafın siyah ağırlıklı bir şekilde güneşi de net bir şekilde çektiğini görürsünüz. Ama istenilen televizyon gibi özellikle filmleri izlediğiniz yerlerde istenilen bu değildir. Detay kaybını en az şekilde yaşamak için 3 kere HDR ile beraber pozlanma yapılıyor. Bir aydınlık noktaya, bir karanlık noktaya, bir de ortalama değerle beraber 3 poz alınıyor. Bunlar da içerisindeki işlemcilerle beraber birleştiriliyor ve karşınıza hem yerin hem de havanın detaylı bir görüntüsü çıkmış oluyor. Dilerseniz HDR 1000 özelliğinde detaylarına değinelim. Samsung'un SUHD TV'lerde sunduğu HDR 1000 özelliği 1000 nit parlaklık değeriyle HDR desteğinin bir araya gelmesinden oluşuyor. HDR 1000 özellikli Samsung SUHD TV'lerde HDR10 standardıyla çekilmiş tüm filmleri ve güncel dizileri en yüksek kalitede izleyebiliyorsunuz. Nit bir parlaklık değeridir. HDR 1000 özellikli bir televizyon daha yüksek parlaklık değerine çıkarak size yüksek kontrast sunar. Bu sayede siyahlar daha siyah, beyaz görüntüler de daha beyaz. İki uç nokta arasındaki skala ne kadar genişlerse televizyonun görüntüleyebileceği renk de doğru orantılı olarak artıyor. Siyah ve beyaz arasındaki skalanın artması oldukça önemli. Düşünün bir yönetmensiniz, bir korku filmi çekiyorsunuz. Tamamen karanlık bir odadasınız. O odanın içindeki detayları kameranız çekse bile televizyonlar o detayları kolaylıkla veremiyor. Ama Quantum Dot Display ve HDR 1000 desteğiyle beraber bu detayları da net bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Peki Quantum Dot Display diğer panellere göre avantajları neler? Dilerseniz bir de ona bakalım. OLED TV'lere göre çok daha yüksek parlaklık seviyelerine çıkabilen Quantum Dot Display piyasada 1000 nit değerine kadar çıkabiliyor. Samsung'un HDR 1000 desteğine sahip tüm SUHD TV'lerde 1000 nit parlaklık değeri olduğunu tekrardan hatırlatalım. LED TV'lerin 450 nit, OLED TV'lerin de parlaklık değerleri 540 nit civarında seyrediyor. Uzun kullanımlar sonrasında da kullanıcılarına ilk günkü deneyimi sunan Quantum Dot ekranlar görüntü kalitesiyle olduğu kadar uzun süreli sağlamlık ve ilk günkü performansı korumasıyla da OLED TV'lerden daha avantajlı. OLED TV'lerde uzun kullanımdan sonra beyaz rengini daha çok yeşil ya da mavi renge yakın bir şekilde almaya başlıyoruz. OLED'lerde bulunan her bir RGB LED'in belli bir kullanım ömrü vardır. Bu yüzden OLED TV'lerde kullanım ile doğru orantılı bir şekilde renk zenginliğinde ve beyaz kalitesinde negatif azalma gözlemlenmektedir. Kullanıcılar açısından kullanım ömrü, uzun süren renk canlılığı, yüksek parlaklık
daha gerçekçi ve zengin renk desteği ile Quantum Dot Display mevcut rakiplerine göre sağlamlık ve uzun ömürlük noktasında da avantajlı. OLED TV'lerde oluşan burn-in adı verilen yanma sorunu Quantum Dot Display'lerde de görülmemektedir. Yani uzun ömürlülük, uzun kullanım süreleri ve dayanıklılık noktasında Quantum Dot Display hem görüntü kalitesinde olduğu gibi hem de uzun kullanımda da avantajlı olduğunu da tekrar söyleyelim. Videoyu kısaca özetlemek gerekirse bir televizyon aldığınızda özellikle artık HDR10 sertifikasına bakmamız gerekiyor. Piyasada HDR destekli televizyonların sayısı artmasıyla beraber belli standartların da oturmaya başladığını görüyoruz. HDR10 içerikleriyle beraber HDR destekli televizyonunuzda tamamen HDR teknolojisinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca HDR1000 desteğini videolarda net bir şekilde görüntüleyebilmeniz için televizyonunuzun da bunu desteklemesi gerekiyor. O yüzden alacağınız televizyonda Ultra HD Premium logosuna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. 1000 nit parlaklık oldukça önemli. Çünkü örneğin burada ışık açılıp kapanıyor. O ışığın parlaklığı o anda örneğin 1000 nit değerinde olması size gerçekten bir ışığın yanma hissini verecektir. O da filmdeki etkileyiciliği, gerçekçiliği, sahnelerin derinliğini daha da arttıran bir detay. Aynı şekilde Ultra Black Panel teknolojisiyle beraber siyahların daha da siyah olduğu, parlaklığın daha da parlak olduğunu SUHD TV'lerde söyleyebiliriz arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse özellikle HDR özelliğinden en etkili bir şekilde yararlanmak istiyorsanız alacağınız televizyonun panelinin hem renk desteğinin hem de nit değerlerinin, parlaklık değerlerinin oldukça yüksek olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü HDR televizyonun kontrast değerlerinin oldukça iyi olmasına ihtiyaç duyan bir teknoloji. Yani örneğin bir güneşin bir patlama efektinin yansıttığı ışığı tamamen görmek istiyorsanız o televizyonun çok ciddi bir parlaklığı size gösterebiliyor olması gerekiyor. O sahneyi gerçekten etkileyici derecede deneyimlemeniz için o parlaklığı görmeniz gerekiyor. O parlaklığı size gösterecek de televizyonun kontrast değerleri, nit değerleridir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.